Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Malumunuz son zamanlarda remake ve remastered adı altında bir sürü oyun çıkıyor. Bileni var, bilmeyeni var. Karıştırıp ulan remake bu oluyorsa remastered ne ola ki diyen var. Ben de bu konuya açıklık getirmek istedim. Aslında olay çok basit. Bu iki kelimeyi Türkçe'ye döktüğümüz zaman her şey gün yüzüne çıkıyor. Remake yeniden yapım demek. Remastered ise yeniden düzenleme demek. Şimdi bu oyun sektöründe nasıl oluyor? Gelin ona bakalım. Remake, oyunun grafiklerinin yanı sıra mekaniklerinin, oynanışının ve biraz da hikayesinin değiştirilmiş hali oluyor. Mesela daha geçenlerde çıkan Final Fantasy 7 ve Resident Evil 3 remake'leri gibi. Bu oyunların orijinalleriyle remake'lerin arasında büyük oynanış farkları oluyor. Çünkü günümüz şartlarında oyunlar artık eskimiş, zamana yenik düşmüş oluyorlar. Bu nedenden dolayı firmalar yeni fikir bulamayınca ''Ya bu oyuncular bu oyunu seviyor, bizim de yapacak bir şeyimiz yok, o zaman bunu yeniden yapalım biz, hem deli gibi de para kazanırız'' mentalitesine giriyorlar. Oyunu aynı hikayenin biraz daha günümüze uyarlanmış haliyle eski mekanikleri alıp üzerine koyup oyunu yeni baştan yapıp piyasaya sürüyorlar. Remastered, yani oyunu yeniden düzenleme dediğimiz şey ise sadece görsel açıdan oyunu geliştirme. Remastered'ı remake'e göre daha güncel oyunlar için görüyoruz. Yani büyük çoğunluğu 2004 sonrası oyunlar için yapılıyor. Çünkü oyunun mekanikleri, oynanışı ve hikayesi yerinde olsa da grafiklerinin kötü oluşu, belki de mekaniklerde olan ufak tefek bazı hatalar da giderilip grafikler günümüze en iyi şekilde adapte edilerek yeniden piyasaya sürülüyor. Remastered için Call of Duty Modern Warfare örneğini verebiliriz. Yani birçok filmin asıl amacı aslında insanların nostalji damarına basıp aynı isimden çok daha fazla para kazanmak. Hatta Activision'ın tamamen bu amacı güttüğüne yemin edebilirim fakat kanıtlayamam. Evet, videomuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer içeriklerden faydalanmak istiyorsanız da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.